Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir oyun oynayacağım. Oyunumuzun ismi arkadaşlar Plague Inc. Çerezlik bir oyun arkadaşlar. Böyle keyifli vakit geçirmek için kasmadan oynayabileceğiniz, bir yarım saat oynayıp bırakabileceğiniz keyifli bir oyun. Zamanında Pandemic 2 diye bir tane flash oyun vardı arkadaşlar. O oyundan esinlenip o oyunu geliştirerek daha iyi bir oyun haline getirmişler. Bu oyunu herhangi bir platformda kolaylıkla bulabilirsiniz. Mobilde, PC'de mevcut bir oyun arkadaşlar. Türkçe dil desteği de var. Burada tek oyuncu deyip oyuna başlayabiliyoruz arkadaşlar. Oyunumuzun ismi Dünyayı Yok Etmek. Dünyadaki tüm yaşam formlarını yok etmeye çalışıyoruz bu oyunda arkadaşlar. Bir tane virüs ya da hastalık yoluyla. Şimdi arkadaşlar ana oyunda oyna deyip başlayalım. Şimdi burada virüs, bakteri, mantar, nöraks solucanı, parazit, priyon bir sürü virüs tipi var arkadaşlar ve özel senaryolar yapmışlar. Maymun gribi ve Shadow Plague, yani insanları vampire dönüştüren virüsler de mevcut. Şimdi arkadaşlar bizim zaten şu an gündemimizde olan virüs problemi nedeniyle ben ilk oyunu virüs olarak oynamak istiyorum. Bu arada daha önceden oyunu oynayıp kazanınca bu şekilde genler açılıyor arkadaşlar. Şu an bendeki genlerin %40'ı açılmış. Burada oyunu kolaylaştırmak adına ekstra genler ekleyebiliyoruz oyuna açtıklarımız üzerinden. Şimdi hangilerini ekleyelim buraya? Turuncu balonları patlatarak daha fazla DNA kazanırsın. DNA'lar önemli arkadaşlar. Bunu ekleyelim. Darwinci ya da yaratılışçı. Şimdi mutasyon geçirme şansını azaltalım arkadaşlar. Virüsü biraz kontrollü yaymaya çalışacağız. Çok fazla mutasyon geçirsin istemiyoruz ilk etapta. Burada kara bonusu varmış. Diğerlerini açmamışım. Kara bonusunu ekleyeyim virüsümüze. Bunları açmadığım için ekleyemiyorum. Burada ekleyebileceğim gen olarak da düşürme yapıldığı zaman bonus DNA kazandırır. Düşürme maliyeti artmaz. Düşürme yaparsak bonus DNA kazanalım. Şunu açalım arkadaşlar. Bu şekilde oyuna başlayalım. Zorluk seviyesi uzun zaman aradan sonra ilk defa oynayacağım arkadaşlar. O yüzden normalde oynayalım. Zor ve çok zor da daha sonra deneyebiliriz. Şimdilik arkadaşlar virüsümüzün ismini de COVID-19 koyalım. Normal pandemi ortamı yaratmaya çalışalım arkadaşlar. Oyuna başladık. Yeni bir virüs oluşturdun. Kazanmak için mutlaka hastalığı geliştir ve tüm dünyaya bulaştır. Salgınını geliştirerek bütün insanları silip temizle. Oyunumuzdaki amaç bu arkadaşlar. Korkunç bir amaç aslında ama keyifli bir oyun. Başlangıç konumunu seç diyor arkadaşlar. Başlangıç konumu tabii ki Çin'i seçeceğiz. Çünkü bu COVID-19 virüsü. Çin'de şuradaki bölgeyi ya da limana yakın mı yapsak? Limana yakın yapalım. Fark ediyor mu bilmiyorum. Burada virüsü başlattık arkadaşlar. COVID-19 Çin ülkesinde başlıyor. COVID-19 ilk insanı hasta etti. Zayıf ve sade, daha fazla insana bulaşmak için DNA puanlarıyla evrim geçirmeli. Şimdi arkadaşlar benim şu an stratejim şu olacak. Burada balonları patlatıp virüsü yayabiliyoruz. Burada space tuşuyla oyunu durdur, devam et yapabiliyoruz. Virüs hastalık türü. Burada her başlangıç hastalığının farklı özellikleri var arkadaşlar. Virüs bildiğiniz gibi hızlı mutasyona uğruyor. En temel özelliği bu. Şimdi arkadaşlar bu hastalık yayılırken bizim stratejimiz şu olacak. Önce hastalığı çok fazla belli etmeden yaymaya çalışacağız arkadaşlar. Hastalığı belli edersek bununla ilgili tedavi çalışmalarına başlıyor insanlar. Nasıl şu an biz COVID-19'u tespit ettik. Çin'de patır patır insanları öldürüyordu. O yüzden arkadaşlar büyük bir ilgi uyandırdı. Direkt bununla ilgili antivirüs çalışmaları başladı. Biz bunu belli etmeden yaymaya çalışacağız. Öncelikle tüm dünyaya çok hafif belirtilerle grip zannedecek millet. Çok hafif belirtilerle yayacağız tüm dünyaya. Sonra bir anda öldürücü belirtileri ortaya çıkarıp bir anda darbeyi vuracağız. Antivirüs geliştirmeye vakitleri kalmayacak. Taktiğimiz bu olacak arkadaşlar. Şu an virüs yavaş yavaş yayılsın. Yayıldıkça arkadaşlar burada sol alttan salgın kısmından burada DNA puanlarını açabiliyoruz. Burada yayılmaları arttırıyoruz vesaire. Burada virüsümüzü geliştiriyoruz arkadaşlar. Mesela bulantı, uykusuzluk, kistler, öksürük. Bu tarz şeylerle virüsün yayılımını arttırıyoruz ve insanlara verdiği zararı arttırıyoruz. Şunları da patlatarak virüsün DNA puanı kazandırmasını sağlayacağız. Şunları sürekli olarak patlatalım. COVID-19 yayılmaya başlıyor. Arkadaşlar şu an burada yazıyor. 13 hastalıklı kişi, ölü sayısı yok. Şu an sadece Çin'de var. 15 hastalıklı diye artıyor bu rakamlar. Biz şimdi arkadaşlar bunun yayılma hızını arttıracak şeyler kullanmamız lazım. Çin bir kara ülkesi arkadaşlar. Kara ülkesinde bu hayvancılıkla yayılmasını ya da işte böceklerle yayılmasını
arttırabiliriz. Böcekler şu an burada altta gözüküyor. Bulaşma seviyesi, şiddet, ölümcüllük. Böcekleri arttırırsak bulaşma seviyesi oldukça artıyor. Şiddet ve ölümcüllük düşük kalıyor. Bizim amacımız da bu arkadaşlar. Şu an fark edilmesin diye yayılma hızını arttırıp şiddetini çok fazla arttırmayacak şeylere başvuracağız. Şöyle bir tane böcek gelişimi yapalım arkadaşlar. Covid-19 başarılı bir şekilde gelişti diye uyarı alıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar hastalığı giderek geliştireceğiz. Ve bir anda öldürücülüğünü arttırıp son darbeleri vuracağız. Mutasyonla o yüzden biraz yavaş tuttum. Mutasyon sayesinde şuradaki belirtiler bir anda ilerleyebiliyor. O zaman virüsü tespit etmeleri kolaylaşıyor insanların. Şimdi arkadaşlar buradan devam edelim. Çin hastalıklı sayı artıyor. Hızı biraz arttıralım. Mutasyona uğradı. Bulantı belirtisini geliştirdi. Şu an evet virüs kendi kendine bulantıyı geliştirdi. Buradan bunu düşür deyip silebiliriz. Bir DNA puanı harcayarak arkadaşlar. Eğer çok fazla belirti artarsa, şu an bulantı çok fazla sıkıntı yaratacak bir şey değil. İnsanın midesi herhangi bir şeyden bulanabilir. Bunun virüs olduğunu tespit edemezler ama çok fazla ayırt edici özellik ortaya çıkarsa bunları buradan düşür deyip yok etmemiz gerekebilir arkadaşlar. Burada baloncukları toplayıp geliştirmeye devam edelim. Bunun çevre ülkelere de yayılması isteniyor şu an. Yüzlerce kişiye bulaştı diyor. Hastalık sayımız artıyor. Çevre bölgelere sıçramasını istiyoruz. Özellikle adalara vesaire. Karantinaya alabiliyorlar adaları. Nasıl Yeni Zelanda arkadaşlar Covid-19'da gelen gidenleri kapattı ve herhangi bir virüs olmadan normal hayatlarına devam ettiler. O tarz durumların karşılaşılmasını istemiyoruz. Şu an 29 DNA puanımız birikmiş. Bunları da arttıralım. Sineğe biraz daha ağırlık verebiliriz. İkinci seviyesinde oldukça artıyor. Sıcak iklimlerde mutasyon şansı ve bulaşıcılığı artar diyor. Arttıralım bunu da arkadaşlar. Daha sonra kara hava yayılımını arttırarak farklı yönlerle de yayılmasını sağlayacağız. Kusma belirtisi çıktı. Çok iyi değil. Kusma belirtisini bu kadar erken istemiyordum ben. Ama şimdilik bu da dursun arkadaşlar. Şu an hala hastalığın olduğundan dünya haberdar değil. Şu an şu kara yayılımını açıyorum. Kuşlarla filan hava yayılımını da açacağız. Covid-19 daha fazla ülkeye bulaştı. Şu an Orta Asya'ya da bulaşmış. Hindistan'a bulaştı. Sadece bulantı belirtisi var. Uykusuzluk belirtisi. Çok hızlı mutasyona uğramaya başladı. Biraz hızı yavaşlatalım. Şimdi koyun 2 15 puan istiyor. Hayvancılık 2. Kemirgen açabiliriz. Kuş açabiliriz. Havayla yayılabilme. Ve uçak ile yayılmada bulaşma seviyesini arttırır. Bu güzel arkadaşlar. Bunu açalım. Bu da gemi ile yayılmasını arttırıyor. Önce gemiyi açalım arkadaşlar. Şunu açalım. Hem havadan hem sudan. Şimdi gemi, bazı yerlerde sadece gemi var arkadaşlar. Madagaskar mesela. Madagaskar meşhurdur bu oyunda. Gemiyle buraya yayamazsanız buraya bir daha yaymanız zor oluyor. Eğer bu gemi limanları kapatırlarsa. O yüzden limanlar kapanmadan arkadaşlar Madagaskar'a da yaymaya çalışacağız. Covid-19 veremden daha fazla insana bulaştı. Çok bulaşıcı bir hastalık diye haberler çıkıyor. Şu an bir daha bakalım belirtiler. Şiddet biraz yükseldi şu an. Uykusuzlukta başladığı için. Evet bakın şurada virüslü gemiyi görüyorsunuz. Kırmızı renk gemi. Nereye gidiyor? Gemi nereye gidiyor? Karşı kıtaya gitti. Covid-19 HIV virüsünden daha fazla insana bulaştı. Aşırı derecede bulaşıcı bir hastalık. Orta Amerika'ya gitti virüs. Uçakla da gidiyor. Uçakla da Arabistan'a gitti. Paranoya belirtisi. Mutasyon çok hızlı virüs olduğu için. Şu bulantıyı falan silebilirim ya. Belki şunu bir... Bulaşma hızını da arttırıyor. Neyse şimdilik düşürme yapmayacağız. Şimdilik hava karaya yoğunlaşalım. Şuradaki puanları alalım. Hava yolunu da arttıralım. Hava ve karaya yoğunluk vereceğiz. Çin'deki hastalıklı sayısını görüyorsunuz. 254 milyona ulaştı arkadaşlar. Şu an bu hastalık her an tespit edilip tedavi çalışmalarına başlayabilir.
Şu an ölü yok tabii, öldürücü bir hastalık olmadığı için arkadaşlar, ama bulaşma oranı inanılmaz arttı. Şimdi Covid-19 dünya çapında yayılmaya başlıyor. Dünyanın veri menüsünü kullanarak sağ altta diyor, hangi ülkelerin enfekte olup olmadığını görün. Bakalım burada. Dünyada şu an enfekte olanlar bunlar arkadaşlar. Enfekte olmayan da bayağı bir ülke var. Şu an burada istatistikleri görüyoruz hastalıkla ilgili. Şu Madagaskar'a falan bir virüs gönderebilirsek, her yayılan ülkeden de bir tane baloncuk patlatıp ekstra puan alabiliyoruz. Evet, şu an hastalığı keşfettiler arkadaşlar ilk defa. Çin hükümeti normal sağlık kontrolü yaparken bir doktor yeni hastalık buldu ve Covid-19 olarak adlandırdı. Tam gerçek hayattaki gibi. Bu hastalığı bulan doktor da ölmüştü arkadaşlar gerçek hayatta, daha sonra aynı hastalığa yakalanarak. Genelde zararsız görünüyor ama daha fazla incelenmeli. Diğer ülkelerde de bu hastalık bildiriliyor. Evet arkadaşlar, şu an yakalandık. Artık tedavi çalışmalarına başlayabilirler. Yayılma hızını arttırmamız lazım. Şu hava ve suya ağırlık vereceğim. 20 DNA puanına az kaldı. 20'ye ulaştığı gibi su yayılımını açalım. Şu adalara bu virüsü şu şekilde göndermek istiyorum. Madagaskar kritik. İngiltere'de enfeksiyonu yavaşlatan ilaç bulundu. Oo, çok hızlı. Çok hızlı arkadaşlar. Çok hızlı virüs buldu. İngiltere'ye gittiği gibi İngiltere zengin ülke. Direkt hastalığa çözüm buldu. Şu an Çin'de arkadaşlar hastalığa yakalanmayan insan kalmadı. Herkeste var virüs. Çin tedavi çalışmalarını başlattı. Fazla fon olmadığı için uzun süre beklenilecek. Şu an hastalığı ciddiye almıyorlar ama çalışmalar başladı tedavi için. Karantina falan yok. Karantinalar olmadan şu yayılımı arttırmaya çalışacağız. Şu ortadaki yayılımı açarsak arkadaşlar, bu yayılma hızını oldukça arttıracaktır. Bir an önce onu da geliştirelim. Kaç puan istiyor? 23 puan istiyor. 3 puan daha gelirse geliştireceğiz. Akciğer ödemi belirtisi mutasyona uğradı. Akciğer ödeminin mutasyona uğramasını istemiyorum. Bunu düşürelim. Evet. Çok öldürücü olsun istemiyorum arkadaşlar bu kadar hızlı sürede. Şu an şu yayılımı da arttıralım. Şu an belirtileri arttırmıyoruz. Sadece yayılım hızını arttırmaya çalışıyoruz. Soğuk direnci, ilaç direnci vesaire, bunları da arttıracağız sonra. Güzel bir virüs ortaya çıkaracağız arkadaşlar. Şu an şu ekstra puanları alalım. Bunların hep yayılımı arttırmasını sağlayalım. Kuşları geliştireceğiz 20 puan elde edince. Danimarka mafyası aşırı güçleniyor. Ne alaka bilmiyorum. Herhalde olumsuz şeyler yani virüsün tedavi bulma hızını azaltıyor olabilir bu olumsuz haberler. Şu an her ülkeye bulaşıyor arkadaşlar. Şuradan bakalım. Hala bulaşmayan çok ülke var ama oralarda bulaşsın. Her bulaşımda birer baloncuk patlatıyoruz bu şekilde. Kemirgen değil, kuşun ikinci seviyesini geliştireceğim. Biraz daha puan elde edelim. Madagaskar'ı ele geçirdik. Kuşlarla mı gittik oraya bilmiyorum. Madagaskar bizim için önemliydi arkadaşlar. Şu an Çin havaalanlarını kapatıyor. Tamam. Karantinalar başladı. Hastalığın yayılmasını engellemek için ülkeye giriş çıkışlar kısıtlandı. Uygulamanın başarısı zamanla belli olacak. Şimdi yayılım oldukça hızlandı arkadaşlar. Biraz ilaçlara karşı direnç, sıcağa soğuğa karşı direnç. Soğuk ülkelere çok fazla bulaştıramadık, Rusya filan. Buralara bulaştırmak için soğuğa direnç, sıcağa direnç yapalım. Bunlar da oradaki, evet. Şu an soğuğa direnç yaptık. Bir sürü yerde gelişti. Sıcağa direnç de yapalım. İlaca direnç de yapalım. Kistler belirtisi mutasyona uğradı. Tamam, kist çıksın yani, yapacak bir şey yok. Kistler. Şu an dünyaya tekrardan bakalım. Hala İspanya, Kanada bilmem ne, bayağı bir yerde hastalık yok. Oralarda yavaş yavaş bulaşıyor. Yeni Zelanda'ya bulaştırdık. Buralardan hep şey alıyoruz. Ekstradan DNA puanları alıyoruz. Burada yine gelişme şeklini, yayılma şeklini arttırabiliyoruz. Rastgele mutasyon olasılığını arttırır. Bunu en son yapalım. Şu an mutasyon istemiyorum. Şu an sıcak soğuk dağılımını geliştirmek istiyorum. Sıcak soğukta yayılımı artsın.
Nöbetler belirtisi mutasyona uğradı. Nöbet geçirmeye başlayacak millet. Hala şiddet yüksek ama ölümcüllük az. Şiddet şu an çok yükseldi. Her an ekstrem önlemler alabilir ülkeler. Hastalığın ilk öldürdüğü yer Rusya. İlk defa Covid'den biri öldü. Bu kötü şans ya da berbat şeylerin başlangıcı olabilir mi? Bakalım ne yapabiliriz şu an. Soğuğa direnç yapalım yine. Burada çevresel sertleşme. Her türlü iklimde aşırı rahat yayılmaya başlıyor. Grönland'a bulaşamadık. Grönland'a da bulaştırmamız lazım. Buralar şeye gelmeden. Karantinaya alınmadan Grönland. Grönland'a bulaştıramazsak sıkıntı olur. Öksürük belirtisi çıktı ortaya. Şu an 59 DNA oldu. Yayılmayı arttıralım. Grönland'a nasıl yayabiliriz bunu? Hava yolu falan çok fazla var bizde. Şunlarla yayılımı arttırabiliriz. Soğuk şeyini arttırdık ama. Yani yayılmaya ağırlık vereceğiz. Buraya 28 DNA daha lazım. Covid-19 takip listesine alındı. Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 hastalığını gözlem listesine aldı. Şimdiden durum vahim. Hükümet hastalıkların durdurulamama ihtimaline karşı uyarıldı. Şuraya bulaştırın arkadaşlar. Hindistan tedavi çalışmalarını önderlik ediyor. Şu an arkadaşlar tedavi %5 görüyorsunuz burada. Tedaviye mavi baloncukları patlat, tedaviyi yavaşlat. Tedaviyi yavaşlatmamız lazım. Grönland'a gemi gitti. Dünyada bulaşmayan yer şu an yok. Tamam, şu an öldürmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Şu an hastalığın tedavi hızını azaltmaya çalışacağız. Bunları yapacağız. Laboratuvarda analiz etmek daha zor hale gelir. Şu DNA'yı da geliştirelim. Hızlı gelişmeye başlasın artık. Şunu da ayarlamamız lazım. Çok hızlı öldürürse yayılmıyor arkadaşlar. Ölümcüllük düşük olacak. Tüm insanlara yayıldıktan sonra ölümcüllüğü arttıracağız. Şöyle ki şu an dünyanın 79'u %79'u hasta, %21'i iyi. Sağlıklılara bulaşacak, ondan sonra öldürecek. Çok hızlı şey yaparsak, çok hızlı bulaşırsak, çok hızlı öldürürsek şey olur. İnsanlar hastalanamadan virüsün yayılması yavaşlar. Covid-19 çok hızlı öldürüyor diyor. Öldürme hızını azaltabiliyor muyuz? Bakalım. Çok yüksek değil aslında öldürme hızı. Şurada öldürme hızını azaltan bir şey var mıdır? Bir şeyi silsek öldürme hızı azalır mı? Akciğer ödemini düşürelim. Evet, şu an öldürme hızı azalacak. Bu tedaviye karşı ilaç direnci, genetik karışıklık. Tedavi geliştirmek için daha fazla çalışmak gerekli. Bunları arttıralım. Çok karışık olursa tedaviyi bulamazlar. Çünkü şu an tedavide %13'e geldiler arkadaşlar. Şu an göremiyorsunuz benim şeyimin olduğu, ekranımın olduğu yerden ama şu görüntünün yerini şöyle değiştirirsem arkadaşlar belki biraz daha rahat görürsünüz ekrandan. Şu an tedavi hızını da görürsünüz. %17-18 zatüre belirtisi başladı. Şu an artık arkadaşlar sırf ilaç direncine karşı gelişimler yapacağız. Onlar da bayağı bir puan istiyor. Bunları geliştireceğiz. Şu an buralarda çok yayılmamış. Tüm dünya Covid'e odaklandı diyor. Tüm dünya Covid'i çözmeye odaklandı. %24, %25 tamamlandı. Hapşırma belirtisi güzel yayılma hızını arttırır. Aşırı duyarlılık. Kara ölümden daha fazla kişi öldü. Dünya çapında 75 milyondan fazla insanın öldüğünü gösteriyor diyor araştırmalar. Şuralarda hastalıklılar ölüye göre daha fazla artması lazım. Akciğer fibrozu belirtisi mutasyona uğradı. Bu tehlikeli bir şeye benziyor. Bunu silmemiz gerekebilir. Neyse, çok ölümcülük yüksek değil.
Kanada'da da yayılıyor. Bir tek orada yayılmamış herhalde hastalık. Bağışıklık bastırma belirtisi mutasyona uğradı. Tedavi %46'lara geldi. Şu an her an tedavi edebilirler hastalığı. Covid tedavisi %50 tamamlandı. Zora girdik arkadaşlar. Anemi belirtisi mutasyona uğradı. 55'e geldi tedavi. İnsanları öldürürsek de tedavi yavaşlar. O da bir bize faydası olabilir. Şu ikisini geliştirmemiz lazım. Biraz daha DNA puanına ihtiyacımız var. %60. Şurada gelecekteki araştırma hızını düşürelim önce. Araştırma hızı yavaşlasın. Hemofili. Dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı. Tamam. Şu an herkese bulaştı. Şimdi öldürücü darbeyi vurabiliriz. İnsanlar ölürse tedavi ilerlemez arkadaşlar. Tedavi ilerleme hızı azalır. Akciğer ödemi belirtisi. Şu an ölü sayısı giderek artıyor. İnsanları öldürerek de tedaviyi engelleyebiliriz. %73. 74. Tedavi %75 tamamlandı. Çok hızlı tedavi ediyorlar. Ateş belirtisi. Mutasyonları biraz daha arttırmamız lazımdı. ABD yok olmaya başlıyor. Tedavi %82, 83. Tedavi yavaşlatamıyor muyuz? İç kanama çıktı belirti. 88. Şu an bunları geliştirmek için DNA toparlayamayacağız. Belirtileri arttırıp organ yetmezliğini arttırırsak ölümcülük bir anda artar. Ona da yoğunlaşabiliriz. 92, 93 delilik belirtisi çıktı. 94 beceremeyeceğiz galiba yok etmeyi. 86'ya düştü. Son anda şey düştü, tedavi ilerlemesi düştü. Nasıl olduysa şimdi şunu geliştirirsek bir daha düşebilir. Genetik karışıklık. 30 puana ihtiyacımız var. 30 puan. Şunu bir arttıralım. Şuradan bir yırtalım. Şu an bu düşmesi lazım. 81'e düştü. Güzel. Ölü sayısı artıyor. Üst. Şu an yok edeceğiz herhalde tüm dünyayı. Yeni mutasyonlar çıkıyor. Yeni mutasyonlar ölümcüllük hızını arttırdı. Arkadaşlar şu an ölümcüllük bayağı yükseldi. Tamam. Şimdi öldürücü darbeyi vuralım. 28 maliyet organ yetmezliği. Organ yetmezliği şimdi açabiliyoruz. Geliştir. Şu an ölümcüllük inanılmaz yükseldi arkadaşlar. Şiddet yükseldi. Bulaşma seviyesi zaten zirvede. Ucu ucuna dünyayı yok etmeyi başaracağız. İtalya anarşi içinde. Covid-19 nedeniyle anarşi içinde artık tedavi araştırması yapamaz. Tedavi araştırmaları da sekteye uğruyor. Dünya çok yaklaşmıştı çözmeye. %90'a kadar geldiler arkadaşlar ama hastalıklı kişi sayısı şu an görüyorsunuz. Giderek azalıyor ve ölü sayısı giderek artıyor. Şu an tüm dünyayı yok etmek üzereyiz. 50 bin kişi kaldı. 40 bin insan kaldı dünyada. Toma belirtisi mutasyona uğradı. Tamam artık insan kalmadı. Tedavi de iyice düştü. Şu an ben şeye Finlandiya'ya bakıyormuşum. Tamam. Dünyada azaldı. Covid-19 insanlığı yok edecek. Tüm dünyanın uğraşlarına rağmen Covid-19 dünyayı yerle bir etti. Geriye kalan son birkaç insan tarihin bitişine tanıklık ediyor. Evet, şu an sıfır. Zafer. Covid-19 başarılı bir şekilde dünya üzerindeki tüm yaşamı ortadan kaldırdı arkadaşlar. Müthiş bir sonuç elde ettik. Dünyayı insan virüsünden kurtardık. Ne kadar zamanda yapmışız? 594 gün, 4 günde yapmışız. Tedavi ilerlemesi %84, salgın tipi virüs. Çok iyi oynamamışız herhalde arkadaşlar. Tedavinin çok ilerlemesine müsaade ettik. Yayılımı arttıracağız derken hastalığı geliştirmeyi bıraktık. Çok dengeli ilerleyemedim herhalde arkadaşlar. Normal zorluk seviyesi değil de zor olsaydı geçemeyecekmişiz. 3 yıldız verdi bize 5 üzerinden. Ama olsun arkadaşlar, burada da oyunun özetini görebiliyoruz. Bulaşma öldürücülük seviyesi nasıl ilerlemiş burada hızlandırarak izleyebiliriz. Oyunumuzun özetini. Burada görüyorsunuz Çin'den yayılıp tüm dünyaya bir anda yayılma hızını arttırarak yaydık.
Burada Grönland en sona Kanada kalmıştı. Sonra da yaydıktan sonra öldürücülüğü ilerletmeye başladık. Biraz virüsler geç kaldı şeyde. Mutasyonda geç kaldı. Öldürücülük biraz yavaş ilerledi. Ama 595 günde şu şekilde oyunu bitirdik arkadaşlar. Oyunumuz bu şekilde. Şu an oyunu kazandığım için yeni bir tane daha gen keşfettik. Her oyunu bitirişte ve başarılı oldukça bu şekilde genleri açıyoruz arkadaşlar. Buradan bir daha tekrardan yeni senaryo yapıp tekrardan oyuna başlayabiliriz. Ben tekrardan oyunu oynayacağım arkadaşlar. Onlar da bakteri ya da işte mantar farklı bir virüs türü deneyeceğim. Maymun gribi ve vampirlik virüsünü de deneyebiliriz arkadaşlar. Ama onları sonraki yeni bölümlere bırakırız. Ben bu bölümü burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Sonraki videolarda tekrardan görüşürüz. Hoşça kalın.